Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere YouTube yorumlarında gördüm. Bayağı da beğeni almış bir içerik yapıyorum. Bu içerik ne? Profesyonel arenada kendi oynadığım bir maçın analizini yapıyorum. Bu maç şimdi ney? Tek tek isimleri söyleyeyim. Üst koridorda Punch var. Ormanda yabancı bir Rudy diye bu takımdan sonra LCS'de, Avrupa LCS'de oynamış bir oyuncu. Saldırı gücü taşıyıcımız orta koridorda ben varım. Ahri oynuyorum. Sivir'imiz, nişancımız kendisi script'ten ban yedi. Bu maçtan sonra da neden script yani can bildiğiniz bu takımla aynı takım script kullanıyormuş adam. Hiç kimse bunu fark edemedi. Sonradan fark edildi ve kişi ban yedi. Destekte de Onat diye bir arkadaşımız var. Sadu ve Niki ile oynuyor. Sağ tarafta üst koridorda Crimson diye bir oyuncu var. Eskiler bilir. Crimson, HVA Crimson. Ormanda Trix'i Trix var ya. Trix'i kütür. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. O var. Orta koridorda Reos da var benim karşımda. Saldırı gücü nişancı Nişancı'da Revanç var. Destek'te de Yobi Bryant var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bizim sal Nişancımız ve Ormancımız yabancı arkadaşlar. Karşı tarafsa 5 Türk. Buraya bir tane totem atmışız. Bakalım totemden hani oradaki görüşte neler yapacağız. Şunu hızlandıralım hemen. 1.25 yapalım. Gromptan başlıyor Ormancılar. Gromptan başlamalarının en büyük sebebi hani bir şey oluyordu dur. Şu an mesela Gromp alınca buff mı ne geliyordu? Öyle bir şey oluyordu. O yüzden Gromp başlıyorlardı. Ona smite atınca Gromp'un efekti mi geliyordu? Tam da hatırlamıyorum. Bizim Punky de kuşlardan başlıyor. Burada da bu alt koridorumuz golemi alıyor. Bu zaten golem alma olayı biliyorsunuz ki bayağı var. Ama burada golemi aldıkları için alt koridordan CS kaybeder. Bence o kadar da iyi değil. Ve bu dönemde Ahri arkadaşlar cidden inanılmaz güçlü. Ve ben Ahri oynamayı çok seviyorum. Hatta bu dönemde ben sadece Ahri oynayarak Hani OTP dediğimiz şey var ya sadece bir oynayanlar. O Oy, öyle oynayarak challenger olmuştum. Avrupa sunucusunda. Bayağı da iyi oynadığımı düşünüyordum. Hatta ilk maçta Ahri yasaklıyorlar. Bu ikinci maçı 1-0 öndeyiz gördüğünüz gibi. İlk maçta Ahri yasaklıyorlar. Ben Zerat alıyorum. Zerat'la biraz yok ediyoruz karşı takımı. O maçı bayağı kolay yeniyoruz. İkinci maça geçiyoruz. Bakalım ikinci maçta nasıl olacak? Bu arada Panki'nin Irelia'sı da o dönemler meşhurdur. Biz bu maçı seçimin saklam ekranında olan zaten kazandık. Tamam maç bitti olarak bakıyorduk. Çünkü ben Ahri aldım. Panky de Irelia aldı. En sevdiğimiz iki şampiyona dönemlerde. pankin İrelyası tehlikelidir biliyorsunuz. Yayınlarda da oynuyor kendisi. Bu dönemde hatta hiç unutmuyorum ben. Draftta böyle ahribanlanmadı. Bir Ahri'yi aldık. Direkt Punk'i dedi. Oh be kazandık dedi. Bak hiç unutmuyorum. Gidin ona yayınlarda sorun. Oh be kazandık dedi. Daha seçim ekranında. Orta koridorda baskıyı hissediyor musunuz bak Orta koridor nasıl baskılı oynuyor. Bak üst koridora bak. Bu, bu dönem Punky'li ikimiz bayağı taşıma çalışıyoruz ama şu dönemde bizim Ormancı'mız da bayağı iyi. Kendisi bayağı iyi oynuyor. Bizi hatta taşıyor bile diyebilirim Ormancı. Zaten saldırı gücü taşıyıcı script'miş. Hileymiş adam. Onu sonradan fark ediyoruz tabii ki. Onun da videosunu dediğim gibi çekeceğim. Bakın sürekli ilerdeyim. Sürekli minyonlara Q atıp koridorumu ittiriyorum. Totemim var. V'yi gördüm. V'nin onu gördüğümden haberi yok tabii ki. Hemen bir tık geri çıkıyorum. V alt koridora doğru bir baskına gidiyor. Bakalım alt koridorda neler olacak. Gayet güzel yerden geliyor bu arada. Ama fark ettik. Adamın bastığı kalkanı gördünüz mü? Adamın bastığı kalkana bak. Biz nasıl fark etmemişiz o dönemde ben anlamadım. Oo, Pank'i bu arada üst koridorda bir cezalandırdı Maokayı. Bu Irelia çok güçlüydü ya. Bayılıyordum bu Irelia'ya. <laughs> Adamın kalkan basışlara bak. Cık, yok. Baba gank kemez o dönemde. O dönemde bana genk atmak öyle kolay değildir yani anladın mı? O dönem başka bir dönem yani. Kolay kolay baskın yemeyiz. Bak, V tekrar gidiyor alt koridora. <laughs> Oğlum biz bunu nasıl fark etmiyoruz? Adamın attığı kalkan <laughs> Kafa yiyeceğim. Oha. O yalnız bizim Kazik'ten üst koridora bir baskın. Normalde bu arada normal bir saldırı gücü taşıyıcısı olsa orada ölmüştü. O yalnız Kazik çok kötü oynamış. Burada kuleye vuracak Panki. Aynen orası burası. ölmüyor. Burada Kazix kötü oynamış. Neden kötü oynamış? Size onu anlatayım şimdi. Şimdi zaten rakip kendi üstüne geliyor. Rakip kendi üstüne geldiği için bence E atmaması lazım. Ama E atmasının da bir sebebi Maokai W atmasın diye. W atıp kaçmasın diye olabilir. Yani iki türlü de çok da kötü değil aslında. Pancı burada kuleye vuruyor. Bu, bu sahneyi hiç unutmaz. Kendisi de unutmaz. Ben de unutmam. Bu sahne efsane bir sahne. Orta koridorda biraz zorlanmışız bu dönemde. Üst koridorda ormancımızı gören Trix hemen Ejder'i takımına kazandırıyor. Hemen bizim Rudy de orman kemplerini almaya... Ay orman kempleri duruyorum. Totemleri temizliyor. Şu an maç bir tık sıkıntıda. Bu arada bu dönemde sağ takım Ahrazlar'da normalde. Değiştirdiler isimlerini. Hani favori gibi bir şeyler. Hani biz böyle underrated takımız. Evet yani Rudy karşı blue'yu. Karşı orman girmiş çalıyor. Oh, bir dakika. Punk orada. Şimdi eskiden Irelia'nın W'sunu bastığınız zaman otomatik saldırınız, saldırılarınız gerçek hasar veriyordu. O yüzden tanklara karşı falan W'yu güçlendirdiğinizde bayağı bir hasar vuruyordunuz. Bayağı güçlü oluyordu. Trix burada ormanın çalındığını fark ediyor. Bu arada Kha'Zix üst koridoru da çalıyor. Ready. Ben bir üst koridora baskın denedim ama beni görüyorlar herhalde. Biliyorlar. O yüzden geri çıktı. Bu arada bu dönemde ben üst koridora çok oynuyorum. Çünkü Panki'ye bayağı güveniyorum. Bayağıdır beraber de oynuyoruz. Hani Panki'nin taşıyacağına inanıyorum çünkü. Hani Pank'i ekil aldırayım, gerisi bizde diyorum. Burada hemen bir mavi almaya geldik. Gayet güzel. O dönem bizim İngilizciler İngilizceler de bayağıleş. Bayağı kötü yani İngilizcelerimiz. Şimdi de kötü de. <laughs> o dönem daha kötü öyle düşünün yani. Bu arada revanche bak adam script alt koridora karşı CS fark atmış ya. Helal olsun. Oy Dodge geldi orada. Bak üst koridora gideceğim. Yine toteme yakalanıyorum. Sürekli beni buluyorlar. Ama bak orta koridorda ittirme gücü hep bende fark etmişsinizdir. Sürekli ittiriyorum sürekli. Dojlayamadık onu. Bu dönem Ahri bayağı güçlüydü. Azıdan aşırı büyük sopa da almışım. Çıtır çıtır ittiriyoruz. Pankiden bir kill denemesi olmadı. Pudi'yi yakaladılar. Orada Çerez. Trix'i kesmeyi başarıyorum. Hop. Onu da bir denedik. Ay! Charm geldi. Gayet güzel. Burada rakibi kesmeyi başarıyoruz. Mobility botla koşuyor hemen. Tık tık. Şu an bayağı öne geçmiş oluyorum ben. Hem 1-0 1 oldum hem de ee, şimdi Zerat'ın sıçrasının olmaması demek. Ultim Ignite'ım geldiği zaman bayağı bir zorlayacağım rakibi. Öldü mü? Orada Lucian'ın da sıçrasını aldık. Bu bizim için bayağı iyi bir hamle oldu. Şimdi ben o eşyaları da çekmişiz. Mana yenilenmesi falan. Sivir'de alt koridoru ittirdi. Gayet güzel. Aa, şu dönemleri çok özlüyorum. Vallahi çok özlüyorum. Bu dönemde ejderler neredeyse hiçbir işe yaramıyordu ya. Ben hiç sevmiyordum ejderleri bu dönemde. Çoğu insan da sevmiyordur büyük ihtimal. Hemen lensleri açtık. Ejder tarafında görüş almaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Orta koridoru ben tekrar ittirdim ama Yobi Bryant geldi buraya bir tane totem attı. Mavi ile Zerat'a vermişler. Evet Rudy ile beraber üst koridor tarafına yine bir yöneliyoruz. Bu vardı yönelmeler bize sürekli bir şeyler kazandırıyor. Sürekli karşı orman alıyoruz. Üstüne bir de Maokai'ni haritada gördüğünüz gibi sürekli geri durmak zorunda kalıyor. Ama bu bize ne kaybettiriyor? Ejder kaybettiriyor. Ama bizim için problem değil. Ejderler ben o dönemde dediğim gibi mesela kuleye hasarını yükseltti şu an ikinci ejder. Kule yıkma yazdı mesela. Kuleye hasarım yükselse ne oldu? Yükselmesi Revanştan bir ulti geldi. Sanırım 5.yi aldığı zaman bayağı okey oluyor ama. Burada ormanı çalmaya devam ediyor Kazix. Rix de iyi bekliyor yalnız. Buradan bir şey çıkartmaları zor. Lealtı alt yapmaları lazım. Gayet güzel bir dodge geldi orada Eni'den. Lealtı yapıyorlar. Şından geldi. Panki'den. orası. Oy oradan bir çerez geldi. O da öldü. Gayet güzel. Hop. Punk içeriz hemen orada yoktan mı belirdi. 3-0-2 oldum arkadaşlar. Alt skorun 5'inde varım. Bakalım ilerleyen dönemde neler olacak. Şimdi üste döndüğümde çok daha güçlü bir halde geleceğim. Alt koridorda kule alt yaptılar ama o kule altını yaparken hani o dönemlerde zaten mid pushmuş falan o kadar çok önem verdiğimiz şeyler değildi. Kule altı yaptılar. Orta koridorda orta koridordan hemen ben hareket ettim ve orayı topladık aslında. Biz gelmesek panke büyük ihtimal rakip takım orayı kule altı yapıp çıkardı. Bu arada eşyalarım bitti. Morello bitti. Morello'nun yanında aşırı büyük sopam zaten vardı. Şu an bayağı bir güçlü olduk. Evet burada Reyosta'nın tekrar sıçrasını alıyorlar. Şimdi burada evet kill'ler gitmiş gibi gözüküyor. Ama hani hem sıçrasını hem şifasını aldıkları için Zerat'ın benim için inanılmaz iyi oluyor. Çünkü bildiğiniz üzere ben şu an mesela tutuş durum geldiğinde üstüne atladığım an Zerat'ın. Zerat hiçbir şey yapamadan ölecektir. Keseceğiz. Bakalım şimdi ilerleyen dakikalarda neler olacak. Bak orta koridor kulesini daha dakika, yani ilk kule olarak aldık. Burada alt koridorda bir 2v2 var. Ve bizim çocuklar kesti. Gayet iyi. Ahri geliyor yandan. Hiç affetmez. Aa uçar mı? Bir dakika lan. İçinden geçti adamın. O ne lan? Oha İçinden geçti. Evet biz yine orada skorlarımızı aldık. 4 0 300. Hemen ulti bastım. Biliyorum ki ışınlanıyor, ay sıçrası yok ve yakaladık. Gördüğünüz gibi hemen Kazik ile beraber öldürmeyi başarıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Pankiye bak, Pankiye. Eller yanıyor o zamanlar tabi. Bu arada gördüğünüz gibi bizim Kazik sürekli karşı ormana giriyor. Sürekli. Karşı ormanı darlıyor. Ben yine üst koridor tarafına bir hareketlenme yapıyorum. Yine totemeye yakalanıyorum. Artık sinirlenme boyutuna geleceğim. Şu an şey yapacağım büyük ihtimalle. Koridordan arkadan gireceğim. Arka çalıya. Mavka'yı iyi keseceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak gidiyorum. E, bu sahneyi dün gibi hatırlıyorum ya. Bu sahneyi dün gibi hatırlıyorum. Flash atacağım galiba. Yok. Aynen flash attım. Aa, hiç unutmuyorum bu sahneyi. Efsaneydi ya. Ah. Şu maçlar efsanedir. Rudiye bak Rudiye, adam nerlerden çıkıyor. İyi dediğimiz iki gün yaşamıyor ya. Şimdi ben Panki'yi bayağı bir öne geçirdim gördüğünüz gibi. Panki 170 milyon karşısındaki adama 50 milyon fark atmış ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında benle Ormancının sürekli hareket etmesi. Mesela bizim de alt koridorumuz ezildi. Bunun da sebebine Trix'in sürekli alt koridora gitmesi. Bu tarz şeyler bu tarz şeyleri belli ediyor. Bu arada Rabadon'umu bittim. İnanılmaz güçlüyüm şu an. Gerçekten çok güçlüyüm. Hemen çerez at Q'yu orta koridora. 4-0-5'e gelmiş skorum. 13 kill'in 9'umda varım. Alt koridorda olan kill'ler de yokuz diyebiliriz. Hemen geliyoruz. Totem temizliği. Ejder'e bir oyun yapacağız herhalde. Ben yine orta koridora gidiyorum. Orta koridoru ittirmeye. Yalnız Zerat da can yakmaya başlamış. Üst koridordan Panky kule alacak büyük ihtimal bu burada. Burada takım savaşı çıkacak mı ya? o ışından geldi. Maokai'nin ultisi şu alan. Alanın içinde rakip pardon rakip diyorum. Takım arkadaşınız daha sarıyor, daha az asarıyor. Orada bir V'nin Q'sunu bozduk. Aa, revanç ölmedi. Oynayışa bak benim. Benim oynayışa bak. Kaybettik burayı. Ama burada biraz ayrık kalmışız. 2 yere dağıldığımız için rakip takım hemen engage yapıyor ve kaybediyoruz. 3. ejderi alacaklar şimdi. Bu biraz sıkıntı diyebiliriz 3 ejder. Burada 5 ejder de galiba güçlendir asıl güçlendirmeyi alıyordu takımlar. Şimdi 5-1-6'ya geldik. Punky 2-2-5 oynuyor. Saldırı güç taşıcımız 4-2-6. Destek oyuncumuz da 3-2-7. Destek oyuncusundaki sarı item. Sarı eşya şurelle gibi bir şey bastığınızda hız veriyordu arkadaşlar o dönemde. Maviye hemen almaya gideceğim büyük ihtimal. O Pankiye bir baskın yapmışlar ama orada çerez ve Rudi hemen beliriyor. Hop orada dolu da kestik. Bak görüyor musunuz? Ormancı ile uyumumu. Her yerdeyiz. Her yerde. Koridoru bir kordu bir wave daha puşlasaydık. Bak bu işte çok büyük kazanç. Alt koridordan saldırı güç taşıyıcımız yani nişancımız sürekli ittirirken hatta kuleye vururken biz üst koridorda takım savaşı kazanıyoruz. Ve üstüne üst koridordan devam ediyoruz. Birisinin orta koridora gelmesi lazım ama gelmemiş. Saçmaymış. Hem de bayağı saçma. Ama bizim Sivir de alt koridordan ikinci kuleyi alıyor. Hiç fena olmayan bir hamle. Orta koridoru tutsak o minyonları kaybetmesek çok daha iyi olabilirmiş. Ama zaten dakika 23, 197 milyon Panki, 182 milyon Ahri ile ben saldırı nişancımız da 180 hani rakibe şu an hani bir tek revanç minyon sayısında bizim takıma karşı önde. Geri kalanlar bizim takımdaki herkes daha önde minyon skorunda. Baksanıza o dönem mesela bak görüyor musunuz nasıl kanserliyoruz adamları. Bak Punky ile sürekli ben beraberiz. Sürekli bir yerlere hareket ediyoruz. Maokai'yi oyun oynatmıyoruz Punky ile beraber. Yani zaten Punky birebir de öldürüyor Maokai'yi. Ben bir de şey yapıyorum bak şu an mesela üst koridordayım ben. Tık pank orta koridora gidiyor şu dönemleri 1 ve 9 taşımaya çalışıyorduk sürekli ama bu takım iyiydi yani. Ormancımız da iyi, desteğimiz de iyiydi. Hepsi fena olmayan oyunculardı. Ben üst koridoru ittiriyorum. Şu baronda baronu yapacağız mı? Ben şu an herkese tek atarım. Yani şu an öpücüğümü tutturduğum ölür. Oo. Benim oynayışa bak. Flash ne? <laughs> Ulan çerez ne mal herifsin ya. Attığımız ultiye bak. Hatta flash attım. O kadara gerek yok ki. Adam zaten geri çıkacak. Canı bir kalmış. Çok saçmaymış. Burada kamp kuruyoruz tekrar. Hop çarm. <laughs> Benim yüzümden. <laughs> Benim yüzümden düştüğümüz <laughs> durumlara bak. Ay. Of son da bitiyor. Son o zamanlar aşırı büyük sopayla yapılıyordu. Yalnız Zerat da kasmış. Şu an yani 9000 altın fark var. Ama o altın farkı çoğu da ve Kazix'te hani bende de var okeydi. Okay Zerat da itemlerini bitmiş durumda yani hiç fena durumda değil. O yüzden takım savaşını doğru oynamamız lazım. Ve adamlarda CC çok fazla var. Mesela atıyorum Maokai, Zerat, Morgana, V adamların kompu hiç fena değil. Of bu bak burada ben 4'lü 4 atıyorum galiba. Burası mı orası hatırlamıyorum tamam ama. Sivirimiz flash atıyor içeriye. Rudy de ölüyor. Şimdi burada 2v5 oynayacağız Punk ile, izleyin. Bak Çerez geliyor daha bekleyin. Bekleyin çerez geliyor. Bak şimdi Pank'in harekete bak. Zıng. Gördünüz mü Zerat'a dalış adamın? Bak ne kadar oyaladı. Ne kadar oyaladı Pank'i? Zıng, onu da kestim. İzle. İzle, kayıt mesin. Bak. İzle, izle. Zıng. Charm'z Sonya. Hop ayıyı önüme geçirdi. Flash'ı koydum. Unofficial 4'te 4 almış oldum. 11 9 oldum. Yani burayı zıng zıng hiç affetmedik. Punky bu arada bayağı iyi oynuyor orayı. Bir daha izleteyim size istiyorsanız. Bak Punky'nin Zerat'a gidişine bakın bak. Önce ult açıyor. Bunun canını azaltıyor. Şu minyonun canını azaltıyor. Uçuyor. Flash atıp eyle atıyor. Michael falan basmasa belki kesecek Zerat'ı. Ben orada grompa vurmuşum. <laughs> grompa vuruyorum. kapı çaldı. Tık ayı önüme geçiyor. Ve burada 2'de iki 2'mizi alıyoruz. 10, 1, 9, 25 skorun 19'unda varız. Baya iyi bir sayı o dönem için. Hatta şu dönemde bile. Hatta şu dönemde daha önemli. O dönemde skor falanmak daha kolaydı. Burada da Ejder'i takımımıza kazandırıyoruz. Bu arada bizim Rudy Zerat'a birebir de ölüyor. Garip bir şekilde. Orta koridora geliyoruz. Burada bir takım savaşımı istiyoruz. Yok hemen geri çıktık. Maokai'nin ultisini aldık. O dönemler bu, 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 maçlar ne maçı? Onu da söyleyeyim. Bu maçı yenersek yükselme ligine kalıyorduk. Aynen. Yükselme ligine kalmak için son maç bu. Bu maçı kaybeden eleniyor. Kazanan da yükselme ligine kalıyor. Oradan da lige çıkmak için savaş veriyoruz. Zaten şu an Ryota accountlarında değiliz. Normal Türkiye sunucusundaki kendi hesaplarımızdayız. Zaten nikim lüks çerez. Hatta bu hesapları biz bir levelden 30 levele kendi ellerimizle kasmıştık. Yabancı oyunculara da kastık. Beraber böyle normal game falan giriyorduk. 3 ve 3 aram falan giriyorduk. Level kasıyorduk. 3 ve 3 aram diyorum. Direkt 3 ve 3 giriyorduk. Seviye kasıyorduk. Ki turnuvaya girebilsinler. Hatta böyle gerekli şampiyonları falan alıyorduk. Hesaplara. IP ile falan. RP ile falan. Bir baron denemesi daha mı yapıyoruz? Oy. Çerez ne yaptın sen? O nasıl bir tek? Bak çarmı görüyor musunuz? Adama nasıl çarm atmışım? Direkt zıng. sıçrasını aldık. Baya iyi oldu bu. Bu şimdi takım savaşlarında bize çok büyük bir şey kazandırıyor. Evet. Barona gidiyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? Tamam mağakayı iyi kes. Mağakayı iyi kes. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Alt koridorda çok fazla minyon var. Oraya birinin gitmesi gerekiyor. Böyle böyle öne geçiyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Burada ben ölecek gibi oluyorum. Ulti basmak zorunda kalıyorum. Adamlar barondaki görüşü alıyor. Çünkü Zerat'tan ultileri falan yesem ölme ihtimalim var. Sıkıntı yani o durum. Sivir'imiz 4 eşya oldu. Ben beşinci eşyaya gidiyorum. Ee, şu an saldırı taşııcısında bir eşya öndeyiz. Nişancıda. Orta koridorda da tam bir eşya öndeyiz. Üst koridor tarafında bakalım. İki buçuk eşya rakip. Anki üç buçuk eşya. Orada da bir eşya öndeyiz. Burada Zerat, Ay, Kazix Ejder'i çalıyor. Of! Orada bir teke bakın. İzleyin Illusion'a teki. Yine ben geldim. Tık charm'ı tutturuyoruz. Ve Sivir'le beraber tek atıyoruz. Bakalım burayı oynayacak mıyız devamını. Oo ben kötü onu. Tamam orası iptal. Hemen mavi almaya gidiyoruz. Son eşyamı da bitersem inanılmaz güçlü olacağım bu arada. Şu anda çok güçlüyüm gerçi de. 10.000 altın fark var gördüğünüz gibi. 10.000. Şu maçlar var ya bak. şu dönemlerdeki heyecanı hiç unutmuyorum. Hatta bunu ben şeyde oynamıştım. Bizim Dilifer Belediyesi'ni vardı 16 0 diye takım. Ben oradan ayrılmıştım tabi de. Oranın gaming kaosuna gitmiştim. Oranın gaming kaosuna oynamıştım. Kendi bilgisayarım kötü diye. Oradaki bilgisayarlar iyiydi. Gidip orada oynamıştım. Hatta destek oyuncusuyla yan yanayız şu an. Yanlış hatırlamıyorsam. Hop. Baron'u da aldık. Panki ne yapıyorsun? Panki. Hiç korkusu yok. Baksana. Bak bak. Hiç korkumuz yok. Of Morgana'ya bir çarm. Bir Zonya yoktan. Oy. Zonya'm çok kötü ya. Az önce bassam ölmeyeceğim mesela bak. Zonya'yı niye basmışım ki ben bak. Giriyorum. Zonya çok kötü bu arada. Bak Zonya'm olsa şimdi. Bak. Zonya'm olsa. Şimdi girdim. Bastım Zonya'yı. Ölmeyeceğim mesela. Bir de kötü dive zaten. Pank'i de mi öldü? O da öldü. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hiç iyi değil bu. Hiç iyi değil. Burada ne oluyor lan? Ooo buraya hatırlıyorum. Sivir'in attığı hasara bak. Dojlara bak. Aaa. Oh. Skript adam böyle dojliyor işte. Şimdi en epik takım savaşına geleceğiz. Bu arada üst koridordan şöyle sinsice ilerliyoruz. Beni yakaladılar ve ulti basmak zorunda kalıyorum. Yapacak bir şeyim yok. İleri geri hemen klikler. Hop. Maokai'yi dur bakalım sen dedik. Maokai'nin ışınlananını da almış olduk. Şimdi en epik takım savaşına geleceğiz. Birazdan çok iyi bir takım savaşı olacak. Efsane. Evet geldik arkadaşlar. Bu takım savaşı inanılmaz iyi. İzleyin. Sadece beni izleyin. Bak Xerath'ın attığı tek Q'nun hasarı bu. En iyi yakalıyorlar. Eni üstlerine koşacakken Maokai çok güzel bir şekilde en iyi tutuyor. Ve V de çok güzel bir şekilde en iyi tekliyorlar. Ve bence bayağı iyi yapıyorlar. Panki gidiyor Zerat'a tutuyor. Ve ben burada hemen Mavka'yı bir öldürüyoruz. Punk'i arkada bayağı yoluyor. Ve ben burada Zerat'ın Bak burayı yavaşlatayım. Burayı yavaşlatayım. Mavka'yı öldükten sonra Panki de öldü. 3 kişi kaldık ve adam rakibimiz 4 kişi. İzleyin bakalım. Bak atlıyorum. Zerat'ın E'sine flash atıyorum. Ve Sivir yiyor. Ama ben adamların içine giriyorum. Çalı'da olan Reosta'ya öpücüğümüz duruyorum. Zonya'dan sonra hemen ve burada da triksi kesiyorum. 4'te 4 alıyorum. 15 2 14 bir skorla bu maça noktayı koyacağız. Maçı bitirmeye gideceğiz. Ejder alıyoruz. Lüks'e bak. Burada da maçı bitirmeye gidiyoruz. Ya benim en unutamadığım maçlardan bir tanesi bu açıkçası. Bundan sonra da script'in hani banlandığı maçın analizini yaparım size. O maçta neden banlanmış? Hani bu maçta neden fark edilmemişti, o maçta fark edilmiş? Onu da görürsünüz. Bu analizde böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz istediğiniz için yaptım zaten. Benim aslında böyle bir amacım yoktu. Bu maçtan sonra da yükselme ligine giriş yapmış oluyoruz bu kadroyla. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.